Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün 10. sınıfın artık son ünitesi optiğe geçiyoruz. Optikte de konumuza aydınlanma ve gölge oluşumuyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ilk önce ışığın davranış modellerini konuşacağız. Şimdi ışık arkadaşlar insanoğlunun davranışlarını yüzyıllar boyunca araştırdığı bir konu. Işık acaba nasıl hareket ediyor, nasıl davranıyor? Bazı olaylarda hangi durumları gerçekleştiriyor, bazı durumlarda hangi durumları gerçekleştirmiyor? Hala bakın günümüzde bu konuya tam olarak açıklık getirilmiş değildir. Ama ışıkla ilgili şunu söyleyebiliriz. Işık ve ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalını optik diyoruz. Bunu 9. sınıfta görmüştük hatırlıyorsanız. Işığın yapısını açıklamak için gerçeğe en yakın bilgileri 17. yüzyılda ulaşıyoruz. Bunu yapanlar Newton ve Huygens tarafından ortaya konulmuş arkadaşlar. Şimdi Newton şunu savunuyor. Newton ışığın tanecikler şeklinde yayıldığını ifade etmiş. Huygens ise ışığın dalga karakterini açıklanabildiğini ifade etmiştir. Günümüzde ışığın bazı davranışları tanecik, bazı davranışları da dalga modeliyle açıklanmaktadır. Tanecik modeline bugünkü kabul edilen aslını veren Einstein'dır arkadaşlar. Einstein ışığın tanecik olarak fotonlar halinde yayıldığını savunuyor. Bir de arkadaşlar dalga modeliyle ışığın diğer durumları açıklanabiliyor. Şimdi burada bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi en önemli kavramlarımız ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti arkadaşlar. Bunların ne olduğunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi ışık şiddetini bundan sonra I harfiyle göstereceğiz. Birim zamanda yayılan ışığın yoğunluğunu ifade eder. Temel bir büyüklüktür. Bakın 9. sınıfta görmüştük bunları. 7 tane temel büyüklüğümüz vardı arkadaşlar. Hatta biz bunları nasıl kısaltıyorduk? Kısa muz diye kısaltıyorduk. Neydi bunlar? Şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandı. SI'de birimi ise arkadaşlar bunu kandela yani CD diye kısaltılıyor. Aslında bizim bildiğimiz kandilden gelen bir şey. Şimdi bakın burada özdeş iki tane lambamız var. KVR lambaları. Bunlarla basit bir elektrik devresi kurmuşuz. Birinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane üreteç var. Diğerinde iki tane aynı yöne akım vermeye çalışan seri üreteçlerimiz var. Şimdi biliyoruz ki bunlardan hangisi daha fazla ışık verecektir dersek bize parlaklıklarını kıyaslamamızı isterse tabii ki L K'dan daha fazla ışık verecektir. Çünkü iki pille beslendiği için. Biz lambaların parlaklıklarını hatırlarsanız güçleriyle orantılamıştık. Lambaların parlaklıklarında güç dediğimiz ifadeyi nasıl yazıyorduk? Bir I çarpı V yani PUV dediğimiz bir şey. Sonra burada V'dan yerine yazdığımızda I kare R oluyordu arkadaşlar bu. Ya da V kare bölü R diye ifade etmiştik. Şimdi buradaki lambamız V potansiyelini kullanıyorsa bu 2V potansiyelini kullanıyor gördüğünüz gibi. Lambaların parlaklıkları da güçleri de arkadaşlar gerilimin karesiyle orantılı olduğu için bunun gücüne P dersek bunun gücüne 4P diyebiliriz. Şimdi bu bize şunu anlatıyor. Eğer biz ışığı tanecik modeliyle ifade edersek Einstein'ın bugün öngördüğü, kabul ettiği gibi o zaman şu anlama geliyor. Buradaki lamba arkadaşlar 10 tane foton yayıyorsa buradaki lamba 40 tane foton yayıyor anlamına geliyor. Foton dediğimiz neydi? Foton enerji taşıyan küçük paketçikler anlamına geliyor arkadaşlar. Bunları 12. sınıfta daha detaylı işleyeceğiz. Şimdi diğer bir kavramımız ışık akısı. Bir ışık kaynağının bir yüzeye birim zamanda düşürdüğü ışık enerjisine ışık akısı diyoruz. Işık akısını şöyle bir fi harfiyle gösteriyoruz. Bunun birimi ise arkadaşlar lümendir bakın. Şimdi ışık akısının tanımı arkadaşlar 1 metre yarıçaplı bir kürenin 1 metre karelik alanda yaptığı ışık akısı olarak tanımlanmış. Onu da biz şöyle ifade ediyoruz. Kürenin merkezinde noktasal ışık kaynağının şiddeti bir kandele olduğunda 1 metre uzaklıkta ve 1 metre karelik yüzeyde oluşturduğu ışık akısına bir lümen olarak tanımlanmış. Biz de bundan sonraki ifadelerimizde lümeni bunu şekilde kullanacağız bakın. Şimdi kürenin yüzey alanı 4 pi re kare biliyorsunuz ve yarıçapı 1 metre olduğundan tüm kürenin yüzeyindeki ışık akısı 4 pi lümendir arkadaşlar. Eğer biz burada bir kandelalık bir ışık kaynağı değil de
10 kandilelik bir ışık kaynağı kullanacaksak o zaman 4 pi'yi 10 ile çarpmamız gerekiyor. Buradan da matematiksel bir modelleme elde ediyoruz bakın. Kürenin merkezindeki kaynağın ışık şiddeti I olduğunda ise küre yüzeyindeki toplam ışık akısı 4 pi I ifadesiyle bulunuyor. O zaman bizim buradaki temel modellememiz 4 pi I şeklinde oluyormuş arkadaşlar. Şimdi ışık akısı dediğimizde biraz önce de konuştuğumuz gibi şöyle bir fi harfiyle göstermiştik ve demiştik ki bu 4 pi I şeklinde ifade ediliyor. Şimdi bunun içerisine gördüğünüz gibi kürenin neyi yok arkadaşlar? Yarıçapı yok. O yüzden bu bizim için çok önemli ve biz diyoruz ki ışık akısı yarıçapa bağlı değildir arkadaşlar. Şimdi ışık akısını şöyle ifade edelim. Mesela burada bir tane ışık kaynağımız var. Bu ışık kaynağından 10 tane foton yayılıyorsa ışık akısı şunu anlatıyor bize. Bu kürenin yüzeyine kaç tane foton düşer anlatıyor. E şimdi bu 10 tane foton yayıyorsa bu kürenin yüzeyine 10 tane foton düşer. Bu daha büyük bir küre olursa bu 10 tane foton yayıyorsa küre büyük olsa yine bunun yüzeyine 10 tane düşer. Çok daha büyük olursa yine 10 tane düşer. Bu nedenle de arkadaşlar ışık akısı yarıçapa bağlı değildir. Mesela bu durumda bizim ışık akımızı hesaplayın derlerse biz 4 pi I diyeceğiz arkadaşlar. Eğer ışık şiddetimiz I kadarsa. Aynı şekilde bunun yarıçapının 4 re olmasının bir önemi yok. Buradaki ışık akısına yine 4 pi I diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki şeklimizde ise gördüğünüz gibi yarım bir küremiz var. Şimdi buradan 10 tane foton yayılıyorsa bunun her tarafa düzgün yayıldığını düşünüyorum. Bu tam bir küre olsaydı arkadaşlar bunun üzerine de 10 tane foton düşerdi. Ama şimdi bu yarım bir küre olduğu için doğal olarak bunun üzerine 5 tane foton düşecektir. Bu nedenle de biz arkadaşlar buradaki ışık akısını şöyle ifade edeceğiz. Fi dediğimiz şey normalde bu tam bir küre olsaydı yarıçapa bakmaksızın 4 pi I diyecektim. Şimdi bu kürenin ne kadarı var arkadaşlar? Yarısı. O yüzden bunu 1 bölü 2 ile çarpıyorum. 4 pi I'yi 1 bölü 2 ile çarptığımda da bu yarım kürenin ışık akısını 2 pi I şeklinde buluyorum. Eğer bu çeyrek bir küre olsaydı o zaman 1 bölü 4 ile çarpacaktım arkadaşlar. Eğer burada bize açı cinsinden verilirse yani yarım küre, çeyrek küre, tam küre değil de açı cinsinden verilirse o zaman da şunu yapmam gerekiyor. Bir kere yarı çaplara bakmayacağım için yarı çapların hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan buradaki açının büyük olması arkadaşlar. Örneğin ben K'nın ışık akısı olan FK'yı yazmak istersem şunu yazacağım. 4 pi I sonuçta burada kürenin ne kadarı vardı? Yarısı. Biz onu şöyle ifade ediyoruz aslında. Buradaki 1 bölü 2 benim için şudur. Normalde bunun merkezindeki açı 360 derece ama buradaki açı ne kadar? 180 derece. O zaman 180 bölü 360 yaptım aslında ben burada. O yüzden burada K'nınkini bulurken de alfa bölü 360 yapacağım. L'ninkini bulurken yarı çapına bakmaksızın tam küre olsaydı 4 pi olacaktı. Onun da açısı alfaymış arkadaşlar. O zaman alfa bölü 360 oldu. Aynı şekilde M'ninkini bulmaya çalışıyorum bakın. Onun da yarı çapına bakmaksızın tam bir küre olsaydı 4 pi olacaktı. Bunun açısı bana teta olarak verilmiş. O zaman teta bölü 360 diyorum. O zaman buradaki ışık akısı dediğimiz kavram bizim için açıyla orantılı olduğu için arkadaşlar. Demek ki M'nin ışık akısı büyüktür ve K ve L'nin ışık akıları da birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bir kavramımız aydınlanma şiddeti. Daha çok soruların sorulduğu kısım bakın burası diyebilirim. Aydınlanma şiddeti birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti diyoruz arkadaşlar. Aydınlanma şiddetini bundan sonra E sembolüyle gösteriyoruz. SI'da birimi ise bunun lüks'tür bakın arkadaşlar. L ve X olarak da kısaltıyoruz. Işık kaynağından çıkan toplam ışık akısı fi, akının düştüğü alan A ise bu yüzeydeki aydınlanma şiddetini biz arkadaşlar fi bölü A şeklinde hesaplıyoruz. Aydınlanma şiddeti fi bölü A ise ve biz bu aydınlanma olayında her şey küre yüzeyinden tanımlandığı için fi'yi nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 4 pi I şeklinde yazıyoruz. E kürenin yüzey alanında 4 pi r kare bildiğiniz gibi o zaman bizim karşımıza aydınlanma şiddeti
I bölü R kare diye bir modelleme ile çıkıyor arkadaşlar. Bundan sonra biz eğer bir noktadaki aydınlanma şiddeti ya da birazdan konuşacağız bir nokta çevresindeki aydınlanma şiddeti sorulduğu zaman ışık kaynağını o bize sorulan noktaya olan uzaklığının karesine bölerek bulacakmışız. Şimdi aydınlanma şiddeti ile ilgili özelliklerimiz neler bunu konuşacağız. Şimdi burada bir ışık kaynağımız var. Bu kaynağımızın ışık şiddeti bakın I kadarmış arkadaşlar. Kaynağın O noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma. Şimdi bakın bize burada bir noktadaki aydınlanma sorulmaz. Çünkü aydınlanma eğer noktasal bir kavram olursa o zaman bizim anladığımız şekilde bir aydınlanma ifade etmez. Çünkü biz arkadaşlar bu noktanın etrafında bir aydınlanma hissederiz. O yüzden de o nokta çevresinde oluşturduğu aydınlanmadan bahsediyoruz. Bunu matematiksel olarak ise şöyle ifade ediyoruz. Şimdi bakın biz kaynağı sağa sola çektiğimiz zaman biliyoruz ki buradaki aydınlanma birazcık azalacaktır. Ama eğer bunu nokta olarak sorarsak biz bir noktaya nereden çizersek çizelim her doğru dik olacağı için o zaman aydınlanmayı böyle bir matematiksel modellemeyle yapamadığımız için biz nokta çevresindeki aydınlanma olarak soruyoruz. O noktasındaki aydınlanma demiyoruz. Bunun size ayrımını sormayacaklardır zaten. Sizin burada bilmeniz gereken o nokta çevresindeki aydınlanmayı bulduğumuz arkadaşlar. Şimdi kaynağın o noktasında oluşturduğu aydınlanmayı konuşurken burada bakın. Bir kaynağın buradaki kaynağın bana sorulan noktaya olan uzaklığı dik olabilir. Bir de dik olmayabilir. Eğer dikse biraz önce konuştuğumuz gibi aydınlanmayı I bölü arkadaşlar mesafemiz ne kadarmış? D kadarmış. D kare şeklinde hesaplıyoruz. Eğer ışık kaynağı yüzeye dik olarak gelmiyorsa o zaman bakın yüzeyi dik olarak kestiğini düşündüğümüz hayali bir çizgimiz var. Ne bu çizgimizin adı? Normal. Bunu dalgalarda konuşmuştuk. Kaynağın O noktasına olan mesafesi D kadarsa ve normalle yaptığı açı alfa ise. Bakın alfanın normalle yaptığı açı olması gerekiyor. Bize bazen kandırmak için burayı söyleyebilirler. Biz arkadaşlar normalle yaptığı açıyı kullanacağız. O zaman aydınlanmayı da ilk önce şöyle yazıyorum. Normal dikmiş gibi I bölü D kare ve normalle yaptığı açının kosinüsüyle çarpıyorum arkadaşlar. Dik ise direkt I bölü D kare yazıyorum. Eğer dik değil ise normalle yaptığı açının bakın bir daha söylüyorum. Normalle yaptığı açının kosinüsüyle çarpıyorum. Ortamda birden fazla kaynak var ise. Şimdi bakın arkadaşlar aydınlanma şiddeti tüm temel büyüklüklerde olduğu gibi skaler bir ifadedir. Skaler olduğu için yönlü bir ifade değildir. O yüzden birden fazla kaynak varsa ben O noktasındaki aydınlanmayı toplam aydınlanma dersem bakın o zaman her iki kaynağın ayrı ayrı oluşturdukları aydınlanmaları bulacağım ve bunları toplayacağım anlamına geliyor. Bunu açacak olursak O noktası çevresindeki toplam aydınlanmamız E1 aydınlanmasını nasıl yazabilirim? Kaynağım I1'miş gördüğünüz gibi ışık şiddeti. Mesafem D1'miş arkadaşlar. D1'in karesi normalle yaptığım açı ise alfaymış çarpı kosinüs alfa diyorum. Artı dedim. Şimdi ikinci kaynağımızın oluşturduğu aydınlanmayı yazıyorum. Kaynağımın ışık şiddeti I2'ymiş bakın. Mesafem D2 kadarmış. O zaman D2'nin karesini alıyorum. Bunun normalle yaptığı açı beta olduğu için bunu da kosinüs beta ile çarpıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer bir özelliğimiz. Bazen kaynak noktasal olmayabilir. Bu şekilde paralel ışık demeti olarak verilebilir. Işık demeti paralel ise ışık demetine dik tutulan ekrandaki aydınlanma şiddeti uzaklığa bağlı olarak değişmez arkadaşlar. Yani bize paralel ışık demeti geliyorsa benim buradaki perdeyi burada ya da daha geride ya da çok daha geride tutmamın hiçbir anlamı olmuyor. Eğer bu perde üzerindeki aydınlanma E kadarsa daha yakında ya da daha uzakta olmasına bakmaksızın buna da E kadar diyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum olabilir. Paralel ışık demetimizin içerisindeki perdemiz bu şekildeyken bunu döndürebiliriz bakın. Şimdi döndürdüğümüz zaman aydınlanmalarda değişiklik olur mu? Evet olur arkadaşlar. Eğer buradaki gibi perdemiz paralel ışık demetine tam olarak dik duruyorken aydınlanması E kadarsa
Ben bunu bir miktar çevirdiğim zaman burada bakın bunu dik olarak kestiğini düşündüğümüz bir yüzey normalimiz var bakın. Bu yüzey normalimizle yine buradaki paralel ışık demetine ait ışınların burada yaptığı açı alfa kadarsa ben buradaki aydınlanmayı bu kez E çarpı kosinüs alfa olarak buluyorum arkadaşlar. Buraya geldiğimizde ise artık bunun ışık ışınlarına hiçbir dikliği yoksa yani yüzeyin normaliyle ışık ışınlarının yaptığı açı 90 derece ise o zaman buradaki aydınlanmayı nasıl yazabilirim? E çarpı kosinüs 90 derece yazabilirim. Şimdi matematiksel olarak da kosinüs 90'ın 0 olduğunu bildiğim için arkadaşlar eğer perdeye hiçbir diklik yoksa buradaki aydınlanmamızın 0 olduğunu söyleyeceğiz demektir. Evet devam ettik arkadaşlar. Bakın burada bir tane sorumuz var. Şimdi diyor ki bana yarıçapları R ve 3R olan K ve L kürelerinin merkezlerine ışık şiddetleri eşit ve I olan kaynaklar yerleştirilmiştir. İki tane şey soruyor. Buna göre diyor kürelerin yüzeyinden geçen toplam ışık akılarının oranı kaçtır? İkincisi ise kürelerin yüzeyindeki aydınlanma şiddetlerinin oranı kaçtır? Şimdi bakın ışık akısına ne demiştik arkadaşlar biz? Buradaki kaynaktan 10 tane foton çıkıyorsa bu kürenin yüzeyine 10 foton düşüyordur. Buradaki kaynaktan 10 foton çıkıyorsa yarıçapı büyük olmasına rağmen bunun da yüzeyine 10 tane foton düşüyordur. Yani biz onu matematiksel olarak K'nınkini nasıl yazabiliyoruz? 4 pi I. Bu aynı zamanda L'ninkine de eşit oluyor. Yarıçapa bağlı değildi. O zaman fi k bölü fi l oranımız buradan 1'miş arkadaşlar. Şimdi kürelerin yüzeyindeki aydınlanma şiddetlerinin oranını sormuş. Şimdi kürelerin yüzeyindeki derken yani bu kaynağın şu nokta çevresine düşürdüğü foton sayısı ya da bunun bu nokta çevresine düşürdüğü foton sayısını soruyor. Şimdi biz buradan 10 tane foton yolladık. Eğer küre ne kadar küçükse o zaman bana sorulan noktanın çevresine düşecek foton sayısı miktarı o kadar çok olacaktır. Çünkü bunlar buradan bu şekilde yayılarak açılıyorlar. Eğer yayılma miktarı az ise aydınlanma çok. Eğer yayılma miktarı çok olursa aydınlanmamız az olacaktır. Şimdi matematiksel olarak da bunun yüzeyindeki bir nokta çevresindeki aydınlanmayı biz EK dersek nasıl yazacağız onu? I bölü R kare şeklinde yazacağız. Kürenin yüzeyinden her şey buradaki mesafeye dik olduğu için de herhangi bir açısal işlem yapmıyorum. Peki L'nin aydınlanmasını yazacağım. I bölü 3R'nin karesini alacağım. 3R'nin karesi de 9R kare yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunları taraf tarafı oranladığımda o zaman EK bölü EL oranına ulaşmış olacağım. Burada I'lar gidecek gördüğünüz gibi R kareler gidecek. 9 da ters dönüp yukarı gelince aydınlanma şiddetlerimizin oranı 9 olarak karşımıza çıkacakmış arkadaşlar. Evet şimdi burada da başka bir sorumuz var. Diyor ki bize ışık şiddeti I1 ve I2 olan kaynakların şekildeki O noktası çevresinde oluşturdukları aydınlanma şiddeti kaç lükstür demiş bak. Şimdi biz biraz önce konuşmuştuk zaten. Ortamda birden fazla kaynak varsa aydınlanma da bildiğimiz gibi skaler bir büyüklük olduğu için O noktası civarındaki toplam aydınlanmayı her bir kaynağın yaptığı aydınlanmayı bulacağım ve bunları daha sonra toplayacağım arkadaşlar. Şimdi burada I1 kaynağımızla başlıyoruz. Öncelikle biz şurada ayrı olarak birincinin oluşturduğu aydınlanmayı bulacağız. Ne yapacağız? Birinci kaynağımın ışık şiddetini mesafenin karesine böleceğim. Burada normalle yaptığı açı kaçmış arkadaşlar? Kosinüs 37. Bunu kosinüs 37 ile çarpacağım. Şimdi hesaplayalım bunu isterseniz. I1 dediğimiz şey kaç kandileymiş bakın? 500'müş arkadaşlar. Mesafemiz kaç? 5. O yüzden 5'in karesini alıyorum. Çarpı diyorum. Kosinüs 37. Kosinüs 37 ise bakın bana her zaman parantezin içerisinde verilecektir. Kaçmış değeri? 0,8. Biz onu 8 bölü 10 olarak da yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki sıfırla şunu atabilirim. Burası 50. 5'in karesi de zaten 25 yapıyor. 50'yi 25'e bölersek burası gitti. Kaç kaldı? Bakın 2 kaldı. O zaman geriye 2 ve 8 kaldı. Çarparsam bunları buradaki aydınlanmamız 16 lüks olacaktır diyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci kaynağımızın yaptığı aydınlanmayı şurada bulalım.
Onu nasıl bulacağım? İkinci kaynağımın ışık şiddetini ikinci mesafemin karesine böleceğim ve bunu normalle yaptığı açı kaçmış? Kosinüs 60. Kosinüs 60'la çarpacağım arkadaşlar. Şimdi E2 eşittir dedim. Işık şiddetim 120 kandeleymiş. Buraya 120 yazdım. Mesafem gördüğünüz gibi 2. 2'nin karesi yazdım. Çarpı arkadaşlar kosinüs 60 0,5. Bunu da 1 bölü 2 olarak yazabiliyorum biliyorsunuz. Şimdi 120. 2'nin karesi de 4 yapar. 120'yi 4'e bölersem 30 oldu arkadaşlar. 30'u da 2'ye böldüğümde burası 15 lüks yaptı demektir. O zaman artık toplam aydınlanmamız, biz birinciyi 16, ikinciyi de 15 bulduğumuz için toplam aydınlanmamız 31 lüks olacakmış diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ettik. Fotometre diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Şimdi fotometre ne demek? Fotometre ne işe yarıyor? Farklı iki ışık kaynağından şiddeti belli olan bir kaynak yardımıyla diğer kaynağın ışık şiddetini bulmaya yarayan düzeneklere fotometre diyoruz arkadaşlar. Şimdi fotometre şu. Beyaz bir perdemiz var. Buna beyaz tülbent de diyebiliriz. Bunun her iki tarafına birer tane ışık kaynağı koyuyoruz. Ve bu beyaz perdenin üzerine arkadaşlar bir yağ damlası koyuyoruz. Şimdi bu yapılan deneylerde bu iki arkadaşın bunun sağ ve sol tarafında yaptığı aydınlanmalar eşit olduğunda yağ lekesinin görülmediği gözlenmiş. Bu nedenle de bunların aydınlanmaları eşitse yağ lekesi gözükmüyor ve biz bu ifadede de birincinin yaptığı aydınlanmayı I1 bölü D1 kare, ikincinin yaptığı aydınlanmayı I2 bölü D2'nin karesi yazarsak o zaman mesafeleri zaten cetvel yardımıyla ölçebiliriz. Burada söylediği gibi kaynaklardan bir tanesinin ışık şiddetini biliyorsak eğer demek ki diğer kaynağın ışık şiddetini de bulabilirmişiz. Yani fotometre beyaz bir perde ya da tülbent üzerine bir yağ lekesi bırakıldığında onun iki tarafında yapı kaynakların oluşturduğu aydınlanmalar eşit ise yağ lekesinin gözükmemesi olayıymış diyoruz arkadaşlar. Buradaki sorumuza geldik. Diyor ki bize şekildeki fotometrede filtre ışığın %40'ını soğurmakta olup perde üzerindeki yağ lekesi gözükmemektedir. Buna göre I2 kaynağın ışık şiddeti kaç kandeladır demiş bize. Şimdi bakın burada arkadaşlar bir de filtre kavramıyla karşılaşıyoruz. Bir kere yağ lekesi gözükmediği için benim temel söyleyeceğim şey burada nedir? Burada bu birinci kaynağın oluşturduğu aydınlanma şiddeti kaç lüks ise ikinci kaynağın oluşturduğu da o kadardır. Şimdi birinci kaynağın oluşturduğu aydınlanma şiddetini nasıl yazacağım? I1 bölü D1'in karesi eşittir. Burada ise I2 bölü D2'nin karesi yazacağım. Burada filtre olduğu için arkadaşlar filtrenin ışığın ne kadarını geçirdiği önemli. Şimdi %40'ını soğuruyorsa demek ki %60'ını geçiriyordur. Demek ki bunu neyle çarpacağım? 60 bölü 100 ile çarpacağım. Burada D2 dediğimiz mesafe buranın tamamıdır bakın. Yani filtrenin önde ya da arkada olmasının yani burada 1 metre burada 2 metre olmasının bir önemi yok. Bunu çok daha yakına koyabilirim. O zaman değişen hiçbir durum olmayacak bakın. Yani biz yine D2 olarak aldığımız mesafe neresi olacak? Kaynağın perdeye olan tüm uzaklığı olacak. Şimdi buradaki matematiksel ifadeleri yerine yazmaya çalışalım. Buradaki I1 yani ışık şiddetimiz ne kadarmış arkadaşlar? 1000'miş. Buraya 1000 kandele yazdım. Bölü mesafem de 5'in karesi. Direkt yazıyorum arkadaşlar. 25 oldu. Eşittir. I2'yi bilmiyorum. Zaten bana onu soruyor. Mesafem ise 3. 3'ün karesi 9. Çarpı 60 bölü 100. Bunu biraz sadeleştirebilirim. Şöyle 6 bölü 10 şeklinde de yazabilirim gördüğünüz gibi. Şimdi artık buradan I2'yi çekeceğiz. Şuradaki sadeleştirmeleri yapalım istiyorum. 1000'i 25'e bölersek 25 gider. Burada kaç kalır arkadaşlar? 40 kalır. Burada 6 ve 9 yine 3'e bölünüyor bakın. Burada 2 kaldı. Burada 3 kaldı. Burada kalan ifadeleri yazdığımızda sol tarafta 40 kalıyor arkadaşlar. Burada ise 2 tane I2 bölü 3 çarpı 10'dan kaç kaldı? 30 kaldı. Artık içler dışlar yaparsak 2 tane I1 dediğimiz kavram bizim için 1200. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde I1 de bizim için
600 kandelalık bir ışık şiddetine sahip olmalıymış diyoruz. Geldik gölge olayına. Şimdi gölge neyi ifade eder? Işığın doğrusal olarak yayıldığının kanıtıdır arkadaşlar. Bir deney düzeninde hiçbir kaynaktan ışık almayan bölgeler oluşuyorsa biz bunlara tam gölge, kaynakların bir kısmından ışık alıp bir kısmından almayan bölgelere ise yarı gölge diyoruz. Şimdi gölge olayı neyin kanıtıdır derlerse bizim için şu çok önemli: ışığın doğrusal olarak yayıldığının kanıtıdır. O yüzden de biz bir kaynağın önüne karpuz koyduğumuzda onun gölgesi karpuza benziyor. İşte kiraz koyduğumuzda kirazın gölgesi kiraza benziyor. Eğer ışık doğrusal olarak yayılmasaydı, yamuk çarpık yarılsaydı, o zaman karpuzun gölgesi karpuza benzemeyebilirdi arkadaşlar. Şimdi burada gölge olayında iki tür kaynaktan bahsedeceğiz. Bir noktasal ışık kaynağı, bir de küresel ışık kaynağı. Şimdi öncelikle noktasal ışık kaynağıyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, buraya bir tane noktasal ışık kaynağı koymuşuz. Buraya da ışığı geçirmeyen küresel bir mat cisim ya da opak bir cisim yerleştirmişiz. Eğer noktasal kaynak varsa gölgeyi nasıl çiziyoruz? Noktasal kaynaktan arkadaşlar, noktasal kaynağın bu kürenin üst tarafından geçecek şekilde, bakın şu şekilde bir çizgi çekiyoruz. Aynı çizgiyi bir de kürenin alt tarafından geçecek şekilde çiziyoruz. Sonra bunları birleştirdiğimizde bu şekilde bir gölge elde etmiş oluyoruz. Burada zaten bir tane kaynak var ve bu kaynak da burayı aydınlatmadığı için burası bizim için tam gölge olmuş oluyor. Şimdi bu büyüyebilir, küçülebilir. Nasıl olabilir? Mesela ben arkadaşlar kaynağı ön tarafa doğru alırsam, o zaman bu çizgiler daha bu şekilde genişleyerek gideceği için tam gölgem büyüyecektir. Ya da mat cismi kaynağa yaklaştırırsam, yani bunu buraya getirirsem, diyelim ki şuraya koydum, o zaman çizgilerimi daha büyük çizmem gerekiyordu ve tam gölge alanım büyüyecekti. Ya da perdeyi ne yapabilirim? Uzaklaştırabilirim. Eğer perdeyi daha uzağa koyarsam, diyelim ki buraya koydum, o zaman elde edeceğim gölge daha büyük bir gölge olurdu arkadaşlar. Şimdi burada bir de bize bunun yarıçap hesabını yaptırabilirler. Yarıçap hesabını yaparken ise şöyle düşünüyoruz bakın. Şurada bir tane üçgen elde etmeye çalışıyoruz. Şu üçgeni gördünüz. Büyük bir üçgen var. Bir de şurada küçük bir üçgen var. Şimdi burada benzerlik yapıyorum. R'nin R üssüye oranı, R'nin R üssüye oranı, bunun buraya olan uzaklığı D1'in tüm mesafe D2'ye olan oranı şeklinde hesaplıyorum arkadaşlar. Eğer burası R kadarsa ve biz burayı R üssü olarak bulmuşsak, bunun bize alanını sorabilirler. Burada bir daireden bahsettiğimiz için de alan pi R kare olacak. Yani pi çarpı R üssünün karesi şeklinde alanı hesaplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane noktasal kaynağımız var ve önlerine küresel bir mat cisim yerleştirilmiş. Yine buradaki gölge olayı da bakmaya çalışacağız. Şimdi bakın, burada K1 dediğimiz kaynak arkada. K1 kaynağından yine bakın kürenin üst tarafını ışınlar çizdiğimizde burada bitmiş. Aynı şekilde K1 kaynağından kürenin alt kısmına ışınlar çizdiğimizde burada bitmiş. O zaman biz burada hemen şöyle bir gölge şeklini elde ediyoruz bakın. Sonra yakın olan kaynağa bakıyorum. K2 kaynağından yine ışınlar çiziyorum. K2 kaynağından yine ışınlar çiziyorum. Bu ışınlar da bu kez bakın buraya geliyorlar arkadaşlar. Ve biz burada bu kez bu şekilde bir bölge elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada elde ettiğimiz bu bölgelerde aslında şunu gördük. Şuradaki kahverengiyle gördüğümüz kısım, şu anda ben yeşille taradım. Kaynakların hiçbirinden ışık almadığı için burası arkadaşlar bizim için tam gölgedir. Bir de bakın burada şöyle bir kısım var. Yani şurada kalan bir parça var. Bakın bu parça K2 kaynağından ışık almazken uzaktaki K1 kaynağından ışık alıyor. Yani bir kısmından ışık alıyor, bir kısmından ışık almıyor. O yüzden biz buraya ne diyoruz? Yarı gölge ismini veriyoruz. Yani arkadaşlar burada bizim tam gölgemizi oluşturan, yani şuradaki yeşille taradığım kısmı tam gölge oluşturan kaynak K1 kaynağımış. Bu K1 kaynağı bizim için neyi oluşturuyor dersek, bu
tam gölgeyi belirleyen kaynağımızmış arkadaşlar. Şimdi bize ne soracaklar? Bize şunu soracaklar. Ben bu kaynakları ileriye geri oynatırsam neler nasıl değişiyor onu konuşacağız. Şimdi K2 kaynağıyla başlıyoruz. K2 kaynağı ok yönünde çekilirse, ok yönümüz bakın burası, yani mat cisme yaklaştırılırsa. Şimdi ben K2 kaynağını buraya alırsam, o zaman buradan çektiğim çizgiler bakın genişleyecektir. Yani bizim dış çizgilerimiz daha büyük olacaktır artık. Yani şöyle daha büyük bir şey elde edeceğiz. Ama ben K1 kaynağını oynatmadığım için ve K1 kaynağı da tam gölgeyi oluşturan kısım olduğu için, eğer K2 kaynağı ok yönünde çekilirse diyeceğiz ki bizim tam gölgemiz değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Ama dış kısım büyüdüğü için o zaman da yarı gölgemiz artar diye yorumlayacağız. Şimdi K1 kaynağı ok yönünde çekilirse, yalnız burada bir sınır koyalım istiyorum. Nereye kadar çekeceğim bunu? K2'ye kadar. Yani K2'yi geçmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi K2'ye kadar çektiğimde bu kez buradaki şu dış kısım sabit kalacaktır. Yani K2'nin oluşturduğu. Ama ben bunu öne alırsam o zaman arkadaşlar burada tam gölgeyi oluşturan kısım biraz büyüyecek demektir. Yani bu işlemi yaparsam o zaman tam gölgemiz artacaktır. Yarı gölgemiz ise artık tam gölge büyüyünce azalacaktır arkadaşlar. Eğer K1'i tam K2'nin üzerine getirirsem artık bu perdede sadece bir tane kaynak var gibi düşüneceğim için sadece tam gölge oluşacaktır. Yarı gölge ortadan kalkacak ve sıfır olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik burada ise küresel kaynaklarla konuşmaya. Şimdi küresel kaynaklar olduğu zaman biz küresel kaynakları 3 durumda inceleyeceğiz. Birincisi, küresel kaynaklar mat engelden küçük olacak. İkincisi, mat engeli eşit olacak. Bir de mat engelden büyük olacak arkadaşlar. Şimdi küresel kaynağımız burada, mat engelimiz burada. Gölgenin oluşumunu nasıl çiziyoruz? Öncelikle kaynağın üst kısmından kürenin üst kısmına ışın çiziyoruz. Kaynağın üstünden kürenin üstüne ışın çizdiğimizde şöyle bakın arkadaşlar. Şunu birazcık şöyle küçültebilirim. Şöyle bir tane ışın çiziyoruz. Buradan şöyle bir tane ışın çiziyoruz. Burada elde ettiğimiz bir bölge oluyor. Bir de burada çaprazlar çekiyoruz. Yani kürenin altından, kaynağın altından kürenin üstüne. Burada ise kaynağın üstünden kürenin altına. Bunu yaptığımızda artık bizim elimizde şekilde de gördüğümüz gibi şöyle iki tane bölge olmuş oluyor. Bakın burada kahverengiyle taranan kısım bu kısım olacak. Bu kaynağın hiçbir kısmından ışık almadığı için biz buraya diyoruz ki tam gölge diyoruz. Bunun etrafında oluşan şu etli bölgeye de ise kaynağın bir kısmından ışık alıp bir kısmından ışık almadığı için buraya da yarı gölge adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde küresel engel ok yönünde çekilirse. Şimdi engeli ok yönünde çektiğim zaman diyelim ki şuraya koydum. O zaman bakın şuraya yerleştirdiğimi hayal ediyorum. Benim burada kırmızıyla çektiğim çizgiler biraz genişlemeye başlayacaktır artık. Yani bunun üst kısmına gönderdiğim çizgiler büyüyecektir. Aynı zamanda altından gönderdiğim çizgiler de büyüyecektir. Yani ben burada çok daha büyük bir şekil elde etmiş olacağım. Ve bu şekle göre ise bu engeli ön tarafa getirdiğim zaman hem tam gölgem artacaktır hem de arkadaşlar yarı gölgemiz artacaktır. Engeli ok yönünde çektiğimde ise bu kez tam tersi olacak. Mesela buradan çektiğim çaprazlar böyle giderken bunları daha önden çektiğimde burası küçülecek. Aynı şekilde tepesine çizdiğim çizgiler de küçüleceği için burada eğer engeli ok yönünde çekersek tam gölgemiz azalır, yarı gölgemiz azalır. Yani biraz önce yaptığımızın tersi olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci durumumuz küresel kaynağımız mat engele eşit boyutta. Bakın buradan çektiğimiz teğetler ise buraya dik olarak düşmüş gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şekilde yapıyorum. Küresel kaynağın üstünden mat engelimin üstüne, küresel kaynağın altından mat engelimin altına önce ışınlar çiziyorum ve sonra bunları birleştiriyorum. Daha sonra çaprazları çekiyorum arkadaşlar. Bu kaynağımın altından engelin üst kısmına.
kaynağımın üstünden engelin alt kısmına çekiyorum ve buraları birleştiriyorum. Şimdi buraları birleştirdiğimde o zaman burada turuncu ile gözüken bu kısım bizim için kaynağın hiçbir bölgesinden ışık almadığı için tam gölge oluyor. Buradaki eklik kısım ise yani şu kısım ise bizim için yarı gölge oluyor arkadaşlar. Şimdi küresel kaynak ok yönünde çekilirse yine onu konuşacağız. Şimdi kaynağı ok yönünde çektiğim zaman burada çektiğim bu doğrusal çizgilerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu doğrusal çizgilerde tam gölgeyi oluşturduğu için o zaman kaynak ok yönünde çekilirse tam gölgemiz değişmeyecektir arkadaşlar. Ama kaynağı ön tarafa doğru çektiğimde bu çapraz çizgilerim artık genişleyecektir. Hani mesela kaynağımı şuraya getirdiğimi düşünüyorum. Şimdi çapraz çizgilerimi böyle çekeceğim. Bakın çok daha büyük bir alan kaplıyor. O yüzden de benim yarı gölge dediğim kısmım ise bu işlemi yaptığımda artacaktır. Şimdi engeli ok yönünde çekersem yine burada doğrusal çektiğim bu çizgiler yani tepeden tepeye aşağıdan aşağı çizdiğim bu çizgilerde değişiklik olmayacağı için o zaman bizim tam gölgemiz yine değişmeyecektir arkadaşlar. Ama engeli artık uzaklaştırdığım için artık bu çizgiler birazcık daha böyle küçülecektir. Daha küçük bir alan kaplayacaktır. O yüzden de yarı gölgemiz ise bu durumda azalır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, üçüncü durumumuza geçiyoruz. Üçüncü durumumuzda küresel kaynağımız engelden daha büyük. Şimdi bakın biraz önce konuştuklarımızda biz perdeyi ileri geri hareket ettirdiğimizde gölgelerin boyutlarında bir değişiklik yaratıyoruz. Yani boyu büyüyebiliyor ya da küçülebiliyor. Ama gölgenin şeklinde bir değişiklik olmuyor. Burada ise farklı bir durum var bakın. Biz perdeyi 3 farklı konuma yerleştirmişiz. Şimdi önce birinci konumdan başlayalım istiyorum. Bakın kaynağın üst kısmından engelin üst kısmına çektiğim çizgi burada bitti. Kaynağın alt kısmından engelin alt kısmına çektiğim çizgi burada bitti. Şimdi bunları birleştirirsem bakın burada şöyle bir kısım elde ediyorum. Aynı şekilde şimdi çaprazlara bakıyorum. Buradan alttan üste, üstten alta çektiğimde ise yine şöyle bir şekil elde ediyorum bakın. Bu orta kısım yine kaynağın hiçbirinden ışık almadığı için nasıl oluyor? Tam gölge. Bu kenarda kalan kısım ise arkadaşlar bakın orayı şöyle yeşille noktalayarak gösteriyorum. Bu yeşille yaptığımız kısım ise bizim için yarı gölge oluyor. Şimdi biz perdeyi ötelemeye başladığımızda şurada biten bu çizgiler bitmeye başlıyorlar. Ve artık arkadaşlar burada sadece bir tane gölge oluşuyor. Bakın ben perdeyi ikinci konuma getirdiğimde burada sadece bir gölge oluşuyor. Ve burada oluşan gölge yarı gölge bakın. Yani burada artık gölgenin şeklinde bir değişiklik oluyor. Boyutlarındaki büyümeden ya da küçülmeden bahsetmiyorum bakın. Gölgenin şeklinde bir değişiklik oluyor. Bunu daha fazla ötelersek ise arkadaşlar o zaman biz burada şu şekilde yine iki tane artık birbirinden ayrılıyor bakın bunlar. Yarı gölge görmüş oluyoruz. O yüzden de bizim için perdenin nerede olduğu çok önemli bakın. Şimdi biz burada hem tam gölgenin hem yarı gölgenin oluştuğu birinci durum için konuşuyoruz. Hem tam gölgenin hem de yarı gölgenin oluştuğu birinci durum için. Yani burada bu yaptığımız işlemler sadece perde bir konumunda iki durumu için yapıyoruz. Şimdi perde bir konumunda iken arkadaşlar ben engelimi ok yönünde çekiyorum. Şimdi engeli ok yönünde çektiğimde eskiden engelimin üst kısmı burasıydı. Artık şöyle biraz ileri alacağım bunu. Diyelim ki engelim buraya gelecek. Şimdi benim o zaman bunun tepesine çektiğim bu çizgi buraya gelecek. Bakın eskiden daha büyükken artık bunu şuraya aldığımda bu küçülüyor. Bu daha çok yaklaştırırsam daha çok küçülecek. Hatta en son şu duruma gelecek. O yüzden de kaynak ok yönünde çekilirse bizim tam gölge dediğimiz kısım arkadaşlar azalacaktır. Şimdi kaynağı buraya çektiğimde ise çaprazları çektiğimde bu kez tersi bir durum oluyor. Şimdi kaynağın üstü burada.
çaprazları çektiğimde çaprazlar çok daha büyük bir alan kaplamaya başlıyorlar. Ha, o yüzden de şu ara kısım, yeşille gösterdiğimiz kısım, yani bizim yarı gölge dediğimiz kısım bu kez artıyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi yine perde bir konumundayken ki durumu konuşuyoruz. Engeli ok yönüne çekersem. Şimdi engeli ok yönüne çekersem, bakın şurada gördüğünüz kırmızı çizgimiz var. Ben engeli ok yönüne çekersem bu kırmızı çizgimiz biraz büyür. Bu kırmızı çizgi tam gölgeyi oluşturduğu için ben bu işlemi yaptığımda tam gölgemiz artar bakın. Şimdi engeli ok yönüne çektiğimizde bu kez bu çapraz çizgiler küçülecektir. Doğal olarak da yarı gölgemiz ise azalacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi güneş tutulması dediğimiz bir olayı soruyorlar bize. Şimdi güneş tutulması dediğimiz olay ne arkadaşlar? Şimdi güneş tutulması, güneş, ay ve dünya şeklinde. Yani güneşle dünyanın arasına ayın girmesi durumuna biz güneş tutulması diyoruz. Bir de ay tutulması var biliyorsunuz. Orada da sıralamamız nasıl oluyor? Güneş, dünya, ay oluyor. Dünyanın gölgesi ayı kapattığı için ayda bir kararma gözlemliyoruz. Ona da ay tutulması diyoruz. Şimdi bize sıkça sorulan bir soru var. Bakın bu yazılıda muhtemelen sorulacaktır. Üniversite sınavında da çok sorulmuş bir sorudur. Şimdi biz bakın güneş tutulması olayını hiç izledik mi bilmiyorum arkadaşlar ama güneş tutulması dünyanın her tarafında net bir şekilde gözlemlenmez. Yani tam güneş tutulması dediğimiz, yani ayın güneşi tamamen kapatma durumu dünyanın sadece çok küçük bir bölgesinde gerçekleşir. Neden? Çünkü biraz önce çizdiğimiz bu ışınların göze geliş doğrultusundan dolayı. O yüzden de bize şunu soracaklar. Şimdi dünyanın K noktasında bulunan biri güneşe baktığında güneşi nasıl görür? L, M, N, P, S, T noktalarından bakanları nasıl gördüğünü konuşacağız. Şimdi bakın burada bir perdeye bakmıyoruz. Direkt güneşe, yani kaynağın kendisine bakıyoruz. O yüzden biz güneşi ne göreceğiz? Güneşin tamamını görüyorsak onu aydınlık diyoruz. Eğer ay bir kısmını engelliyorsa ona da karanlık diyeceğiz. Şimdi sırayla başlayalım arkadaşlar. Şimdi K noktasından bakıyorum. K noktasından ayın üzerinden ve ayın altından geçecekmiş gibi ışınlar çiziyorum. Ve güneşin olduğu bölgedeki gölgesine baktığımda K noktasından bakan biri arkadaşlar ayın güneşi tamamen kapattığını görecektir. Biz buna tam tutulma olayı diyoruz. O yüzden K noktasından bakan biri güneşi nasıl görür derse, güneşi tamamen nasıl görüyoruz arkadaşlar? Karanlık görüyoruz diyoruz. Şimdi L'den bakan biri için konuşalım. Şimdi bu K'den bakan tam kapatıyorsa, şöyle L'den çizdiğimizde, şöyle kabaca çiziyorum bakın L noktasından. L'den çizdiğimizde artık ay güneşin tamamını, şöyle bakın, ay güneşin tamamını kapatamayacaktır. Yani şurada şöyle bir bölge olacaktır. O yüzden L'den baktığımızda ise L'den bakan biri ayın güneşin orta kısmını kapattığını, bu kenarları kapatmadığını görecektir. Şimdi orta kısım yine bizim için karanlık burada gösterdiğimiz için. L ise bizim için, yani şuradaki beyaz bölgede bizim için aslında aydınlık oluyor. Burada tam gölge ve yarı gölge diye kavramlarımız yok. Çünkü biz kaynağın kendisine bakıyoruz. Şimdi diyelim ki M noktasından. Şimdi M noktasından çektiğimizde şu çizgimiz bakın güneşin tam altına geliyor. Ama buradan çizdiğimizde ay şöyle oluyor. Yani M noktasından bakan biri sanki şöyle bir şey görüyor. Ay güneşin alt kısmını kapatmış bir şekilde görüyor. Bize yazılıda bunları çizdirecekler. Lütfen dikkat ediyoruz. Şimdi N'den bakan biri. Şimdi N'den bakan biri M'nin simetriği zaten. Bu kez N'den çektiğimiz çizgi bakın güneşin tepesine geliyordur. Ama alttan çektiğimiz güneşin alt kısmını kapatmıyordur. O yüzden N'den baktığımızda ise bunu tam olarak simetrik olarak şöyle görüyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde P noktasından konuşalım. Şimdi P noktasına bakıyorum. P noktasından ayın üst kısmına şöyle kabaca ışınlar çiziyorum. Alt kısmına da ışınlar çiziyorum. Aslında bunun gölgesi bakın şuraya düşüyor. Ama ben güneşin olduğu kısmı nasıl göreceğim o zaman? Eğer P'den bakarsam sanki arkadaşlar şöyle bir durum algılayacağım.
Şimdi R noktası da zaten P'nin simetri olduğu için R'den bakan biri ise artık güneşin üst kısmında şöyle bir bölgeyi karanlık görecektir arkadaşlar. Şimdi S noktası ve T noktası. Hatta T noktasını şurada düşünebiliriz. Bunlar ise arkadaşlar S ve T noktalarından bakan kişiler güneş tutulması olup olmadığından haberdar olmayacaklardır. Çünkü güneşin tamamını aydınlık göreceklerdir. Lütfen bu çizimlere dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdi geldik bu ayın hilal görünmesi, işte sağ tarafın hilal, sol tarafın ilk dördün, son dördün dediğimiz durumlar var bakın. Şimdi bize de bunu şöyle soruyorlar. Diyor ki bakın, karanlık bir ortamda KLM noktalarından küresel cisme bakan gözlemciler cismi nasıl görürler diye soruyor. Şimdi bakın, biz bir topa baktığımızda karşıdan topun biliyorsunuz ki 3 boyutlu olduğu için arka kısmını göremiyoruz. Yani sadece ön kısmını görüyoruz, bize yakın kısmını. Şimdi karanlık bir oda var ve bu topun tepesine biz paralel ışık demetiyle aydınlatmışız. Yani şöyle düşünün, topun üst kısmı beyaz, alt kısmı siyah. Şimdi biz buna her taraftan baktığımızda aynı şeyi göremeyiz. Mesela kaynağın altına, yani topun altına girip bakarsak bizim buradan ışık geldiğinden haberimiz dahi olmaz. Şimdi aslında burada olay şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi K noktasından bakan birine deseler ki bana bu topun ortasını göster. Bu adam ne yapar? Burada O noktasını hizalar. Yani der ki bana göre topun ortası burası. Üstünü göster dedikleri zaman gözünden çektiği bir teğet buradan geçiyordur. Üst burasıdır. Altından çektiği zaman ise alt burasıdır. Şimdi ışık nereye geliyor arkadaşlar, bakın burada. Işık şuranın tamamını aydınlatıyor. Ha, o zaman bu K'dan bakan kişi bu topu şöyle algılayacaktır. Bu topun üst tarafı aydınlık, alt tarafı karanlık olacaktır. Şimdi L'den bakan biri için işler biraz daha farklı oluyor. Şimdi L'ye deseler ki bana topun ortasını göster. Gözüyle topun merkezini hizaladıktan sonra L der ki bana göre topun ortası burası. Üst kısmını göster dedikleri zaman üst kısmından bir teğet göster. Bana göre üst kısmı burası. Alt kısmını göster dedikleri zaman ise bana göre alt kısmı burası der. Şimdi ışık alan bölgeye dikkat ederseniz üst ve ortanın tamamı, hatta ortanın altına kadar ışık alıyor. Şimdi L bunu nasıl algılar dersek arkadaşlar, L büyük bir kısmı aydınlık algılar. Ama karanlık algıladığı kısım düz çizgiler olarak olmaz. Şöyle 3 boyutlu bir topa baktığımız için arkadaşlar hilal şeklinde bir karanlık kısım olacaktır. Şimdi aynı şeyi M'den bakan kişi için konuşursak, bu kişi topun ortasını göster dedikleri zaman topun ortasını merkezden hizaladığı bu çizgi olarak gösterir. Üstünü göster dedikleri zaman bu M'ye göre topun üstü burasıdır. M'ye göre topun altı burasıdır. Şimdi ışık alan bölgeye baktığımız zaman burada çok küçük bir bölge ışık alıyor. Ha, o zaman M'den bakan biri arkadaşlar buradaki topu nasıl algılayacaktır dersek, topun üst tarafında küçük bir bölgeyi aydınlık, alt tarafını ise şöyle karanlık görecektir. Bakın, topun tam orta hizasında olmazsak, herhangi bir yerinde olursak bundan sonra kesin hatlar şeklinde düz çizgiler göremeyiz. Lütfen buna dikkat edelim. Her zaman şu şekilde parabolik görünüm olmasına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekranda ödüllü sorumuz. Güzel bir soru. Lütfen çözerken biraz dikkat edelim. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.